Zar Kongre Sarayı'nda milletvekili adayları tanıtım etkinliği düzenliyor, izliyoruz. Özeti mahiyetinde olan halkın kırmızı çizgileri başlıklı metnimizi sizlerle paylaşıyoruz. Halkın kırmızı çizgileri. Saray rejimiyle hesaplaşacağız, halk yönetecek. Halkın iradesini gasp eden tek adam rejimiyle hesaplaşacak. Bu rejimin halkımızı reva gördüğü yoksulluk ve yolsuzluk üzerine karşı mücadeleyi yükselteceğiz. Söz, yetki ve kararın halka ait olabilmesi için anayasanın demokratik ve toplumcu bir şekilde düzenlenmesine yönelik girişimlere öncülük edecek, ulusal ve yerel düzeylerde halkın kendi seçtiği temsilciler yoluyla ve meclisler kanalıyla yönetime katılmasının önünü açan düzenlemeleri savunacağız. Gerçek bir halk egemenliğine gidecek yolun önündeki ilk engeli aşmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam rejimi karşısındaki güçlü ortak adayı destekleyeceğiz. Parlamento seçimlerinde sosyalist seçeneği yurttaşlarımıza sunacak, mecliste ve sokakta halkın taleplerinin takipçisi olacağız. Tip senin, meclis senin. Temel ihtiyaçlar ücretsiz sağlanacak. Yurttaşlara temel insani haklar olarak eğitim ve sağlık hizmetleriyle ihtiyacı kadar su, enerji, internet ve iletişim hizmetini tümüyle ücretsiz sağlayacağız. Enerji üretimi ve dağıtımını kamulaştıracağız. Barınma ihtiyacını kâra konu olamayacak şekilde sosyal konutlar aracılığıyla çözeceğiz. Yurttaşların temel ve zorunlu ihtiyaçları asla rant ya da kar konusu yapılamayacak. Bu halkçı anlayışı tüm gücümüzle savunacağız. Tip senin sesin, tip hakkı olanın sesi. Emekçiler insanca yaşayacak. Türkiye İşçi Partisi sadece adıyla değil, programıyla ve üyeleriyle de bir işçi partisidir. Tip plaza çalışanından çiftçisine, doktorundan oyuncusuna, metal işçisinden öğretmenine, mimarından mühendisine tüm işçilerin ve emekçilerin haklarını savunur. Tip taşeron işçiliğe, güvencesiz, güvenliksiz, kuralsız ve esnek çalışmaya, gençlerin ne eğitimde ne de istihdamda olmasına ve çocuk işçiliğine karşıdır. Tip çalışma hakkını, insanca ücret ve çalışma koşullarını, eşit işe eşit ücreti, örgütlenme ve grev hakkını savunur. Tüm yurttaşların çalışma hakkını güvence altına almak ve gençlere gelecek kaygısı yaşatmamak için kamusal istihdam sağlayacak ve işsizlikle mücadele edeceğiz. İşsizler için oluşturulmuş fonların sadece bu amaçla kullanılmasını sağlayıp faydalanma koşullarını kolaylaştıracağız. Çalışamayacak durumda olanlara devlet desteği sunacağız. Emekliler için insanca yaşanabilir ve asgari ücretin altında olmayan bir emeklilik maaşını, kazanılmış hakların gasp edilmediği bir emeklilik hakkını sağlayacağız. Tip senin sesin, tip emeğin sesi. Kamucu, eşitlikçi, planlı, ekolojik ekonomiyi savunacağız. Hırsızlığa, yolsuzluğa, kamusal varlıkların yağmalanmasına, halkın borçlandırılmasına, ülkemizin kendi kendine yetemeyecek duruma düşürülmesine, tarımı ve hayvancılığı çökerten politikalara karşıyız. Ülke kaynaklarının nasıl kullanılacağını, üretimin hangi alanlarda yoğunlaşacağını, halkın ihtiyaç ve talepleri temelinde ve doğal varlıklara zarar vermeden ekolojik dengeyi gözeterek planlayacağız. Özelleştirilen kamu iktisadi teşekküllerini geri alacağız. Neoliberal yağmanın hesabını soracağız. Halktan çalınanları geri alacağız. Sanayide ve tarımda ülkenin ihtiyaçlarına göre yatırım ve destekleri kamunun planlama ve yönlendirmesiyle sağlayacağız. Tip senin sesin, tip halkın sesi. Laiklikten asla taviz vermeyeceğiz. Dinin toplumsal üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasını, dinsel değerlerin siyasete alet edilmesini,
Eğitimin imam hatipleştirilmesini, çocukların zihninin hurafelerle doldurulmasını, bilimin itibarsızlaştırılmasını, yobazlığın saltanatını, cumhuriyetin ilerici kazanımlarının birer birer elimizden alınmasını reddediyoruz. Türkiye'nin siyasal düzenini, yasalarını ve eğitim müfredatını dinselleşmekten kurtarıp tarikatlardan, cemaatlerden ve dogmalardan arındıracak adımları atacağız. Alevileri, kadınları, LGBT artıları yok sayan, gerici anlayışa karşı eşit yurttaşlık taleplerinin sesi olacağız. Laikliği mutlaka kazanacağız. Tip senin sesin, tip laikliğin sesi. Barışı ve kardeşliği kazanacağız. Faşizme, şovenizme, halklarımız arasına nefret tohumları ekilmesine, baskı, şiddet, savaş politikalarına karşıyız. Kürt sorununda toplumsal uzlaşı ve eşit yurttaşlık esasına dayalı, meclisi merkeze alan siyasal bir çözüm mümkündür ve hayati önemlidir. Ana dilinde eğitim ve kamusal hizmet sunumunun önünde engel olarak duran uygulamaları ortadan kaldıracağız. Kürt halkının iradesini gasp eden kayyum uygulamalarına ve siyasi tutuklamalara son vereceğiz. Her ne sebeple yapılmış olursa olsun ve kimden gelirse gelsin, halkta tedirginlik ve korku yaratan şiddet eylemlerinin karşısında duracağız. Bu topraklara barışı getirecek, halkların kardeşliğini kazanacağız. Tip senin sesin, tip kardeşliğin sesi. Kadın mücadelesini savunacağız. Kadın mücadelesini savunacağız. Kadınlara yönelik düşmanlığa, şiddetin her türlüsüne ve tacize, kadınların ikinci sınıf insan muamelesi görmesine, emeğinin sömürülmesine, toplumsal yaşamdan dışlanmasına karşıyız. İstanbul Sözleşmesi'ne gel ve al geri döneceğiz. Anayasa ve yasalardaki ayrımcı düzenlemeleri ortadan kaldıracağız. 4+4+4 kesintili eğitim sistemini kesintisiz hale getirecek, kız çocuklarının okuldan uzaklaşmasını engelleyeceğiz. Kadın istihdamını artıracak, yeterli sayıda ve nitelikli kreşler açacak, kamu istihdamında %50 cinsiyet kotası koyacağız. Ev içi ve bakım emeği yükünü kadınların üzerinden alacağız. Ataerkiği yıkacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini mutlaka sağlayacağız. Tip senin, tip kadının sesi. Geleceğimizde gençler söz sahibi olacak. Her gencin eğitimin ilk kademesinden son kademesine kadar eşit olanaklara erişmesini ve eğitimini tamamladıktan sonra işsiz, yoksul, geleceksiz kalmamasını sağlayacağız. Üniversiteleri kayyumlardan, liseleri tarikat ve cemaat yapılanmalarından arındıracağız. Öğrenciler kampüste baskı ve şiddete uğramayacak. Bilimle uğraşacak. Okullarda, sokaklarda, siyasette gençler söz sahibi olacak. Yaşlıların gençler adına konuştuğu, gençlerin kaderine razı olduğu bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Gençlerin kültür, sanat ve düşünce alanındaki yaratıcılığından ve coşkusundan korkan anlayışa karşıyız. Türkiye'yi gençlerin terk etmek değil, kalıp özgürce gelişimine katkı koymak isteyeceği bir ülke haline getireceğiz. Tip senin sesin, tip gençliğin sesi.